uyuyacak mı? Ya buna izin vermemeliyiz. Bunu anlıyorum. Suç bende. O ödülü ona ben verdim. Vermemem gerekliydi. Onun bu ödülü kötüye kullanacağını bilmem gerekliydi. Peki onu oradan kurtarmak için yapılabilecek hiçbir şey mi yok? Benim bildiğim kadarıyla hiçbir yol yok. Ama son çare olarak Ütopya bilgesine bir kere soralım. Eğer o da yok derse yapılacak hiçbir şey yok demektir. Yüce bilge. Yüce bilge. Yanıma gelmenizi rica ediyorum. Geldim Oros. Çok önemli bir durum olmasa sizi rahatsız etmezdim. Anlatmanıza gerek yok. Yüce bir bilgenin bazı şeyleri bilmesi sizi şaşırtmamalı. Masalların sonu bozuldu, değişti. Ve en önemlisi? Evet, Selena orada uyuyor. Evet. Peki, çaresi yok mu? Sizler masal diyarına gideceksiniz kızlar. Sizi oraya götürecek sihiri biliyorum. Bunu da ancak sizin gibi kalbi temiz olan çocuklara yapabilirim. O zaman hemen gönderin bizi. Ama önce şunu alacaksınız yanınıza. Eğer bunun içindeki iksiri içirebilirseniz Selena'ya, bu dünyaya dönebilir. Fakat işiniz hiç kolay değil. Önce Selena'yı, yani uyuyan güzeli uyandıracaksınız. Bunu da ancak sadece prens öperek yapabilir. İksiri uyandıktan sonra içebilir. Umarım başarabilirsiniz kızlar. Elimizden geleni yapacağız Lucanus. Şimdi sizi uyuyan güzel masalına gönderiyorum. Yüce bilge. Umarım kızlar bu işi başarırlar. İnanmıyorum, masallar diyarındayız. Ya çok güzel bir yermiş. Evet ama kendimizi fazla kaptırmayalım. Selena'yı hemen bulmamız lazım. Bu şekilde uyandıramayız. Peki nasıl uyandıracağız? Masaldaki gibi. Yani eğer prens gelip Selena'yı öperse uyanacak. Peki prens nerede acaba? Ay, bence Hades prensin buraya gelmesini engellemiştir. Evet bence de. Ne yapacağız? Bari prensi arayalım. Durun abla, siz burada kalın. Ben özel gücümü kullanarak prensi ormanda bulurum. Ya Nazlıcığım sakın başına bir şey gelmesin. Merak etmeyin. Ormanda benden daha hızlı hareket eden bir şey yok. Nazlı çok dikkat et olur mu? Tamam. Ablaların mı? Nerede ablaların? Şu taraftalar. Lütfen beni götürür müsünüz onların yanına? Ben burada kaybolurum. Gel bakalım küçük kız.
Selim bak, Nazlı geliyor. Hem de prensle birlikte. Ay, prensi bulmuş. Aferin Nazlı. Hadi bakalım. Aman Tanrım, bu ne kadar güzel bir kız. Şimdiye kadar bu kadar saf ve güzel bir kız görmedim. Bundan sonra da göremem herhalde. O zaman belki de onu öpmek istersiniz. Bence de onu bir kere de olsa öpün. Ama izin almadan öpmek ayıp olmaz mı? Olmaz. Yani o bizim tanıdığımız. Bir prensin onu öpmesinden hoşlanır bence. Eminsiniz değil mi kızlar? Evet, eminiz. O halde küçük masum bir öpücük. Siz nasıl geldiniz buraya? Çok uzun hikaye Selena. Anlatırız sonra. O beni öpen prens mi? Evet, onun sayesinde uyandın. Nasıl yani? Benim sayemde mi? O da çok uzun hikaye. Hikaye değil, masal desek daha doğru olur. Aa, doğru. Kızlar, biz Uyan Güzel Masalındayız değil mi? Evet. Peki buradan nasıl çıkacağız? Bu iksiri içerek. Ne o? Yoksa gidiyor musunuz? Evet. Biz bu dünyaya ait değiliz. Peki ben prensesimi nerede bulacağım? Merak etme. Biz gittikten sonra her şey düzelecek. Sen de prensesle kavuşacaksın. Hoşça kal. Prensesim. Seni gördüm mü yolda Hades? Öyle mi? O zaman demek ki gözünde problem yok. Ayrıca ne kadar şanslısın, beni görebiliyorsun. Ben yalnızca aynaya baktığım zaman kendimi görebiliyorum. 3 dakikada 80 tane laf koydum be. Bravo bana, bravo. Kes Hades. Benim bir masala hapsetmenin ne demek olduğunu göstereceğim sana. Aa, uyandığında çok Nemrut oluyorsun Selena. Dur bakayım, ne vardı bir de? Ha, uyan da balığa çıkalım Selena. Yok, bundan vazgeçmiştim. Bir de şey vardı, uyandırma servisi Selena. Şimdi 3 tane laf koydum. Aa, senden uzun zamandır elektrik almıyordum Selena, iyi oldu. Aa, bak orada kuş var. Hadi. Bak gerçekten kuş, vallahi. Sana bu kadarlık ders yeter Hades. Yine kaçıp kendini kurtardın Selena. Kaçmasaydın görürdün. Ah, ah, çok kötü ağrıyor. Neyse ki kaçtı da hayatını kurtardı. Bacağım da aksıyor.